etmek mi daha kolay yoksa sınır ötesi bir yerde emperyal güç olmak mı? İki tane var. Şimdi bir Hindistan'da yaptığın gibi asker yollayıp sömürebilirsin. Çin'de yaptığın için market açıp sömürebilirsin. Aynen hangisi daha meşakkatli? Ama üç tane oldu. Yok iki tane işte. Bir de sınır ötesi olan. Ya ikisi sınır etti. İngiltere'den İngiltere'den Hindistan'ı ve Çin'i. tanesinde sınırın var ama biri sınır etti. Hayatım ikinci grupta A ve B var. İkinci grup tek bir şey değil. Tamam işte ikisi arasındaki zorluk farkı. Üç tane var ya. Üç tane var. Üç tane var. Bak birincisinde ya tamam sen iki tane olduğunu düşün ama aslında üç tane var. Birincisi İrlanda'yı yönetiyorsun. Evet. Ötekinde Hindistan'ı yönetiyorsun. Askerim var ama orada. Evet, aynı. Üçüncüsü Çin'i yönetiyorsun orada hiç askerin yok. Sadece gümrükleri açmaya zorlamışsın. Evet. İkisi arasındaki. Üç. Hala iki adet ne? <laughs> tamam. Bunun dışında konuşabiliriz. Kazanç <laughs> farkı ve zorluk farkı. Ne bileyim ben Churchill miyim bana ne soruyorsunlar bileyim. Merhaba hocam. Merhaba tüm arkası çok kalabalık olduğunuz için hepinizi teker teker anmayacağım. Merhaba ben sesimi duymasını istedim. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir çıksın orada. Geçen moda sahili tanıdılar ama seni. Boru değil. Vay. Bugün emperyalizmden bahsedeceğiz. Historik geri döndü uzun süredir film videolarından sonra dedik ki bir şey yapalım. Sinema sevilenimize evet. bir ara verip. Evet, bugün emperyalizmden bahsedeceğiz. Çok yanlış anlaşılmış bir kavram. Emperyalizm nedir? Elif emperyalizm nedir? Bence bir milletin bir başka milleti ya da devlet olarak da düşünebiliriz. Bir simülasyonda yaşadığına inandırmasıdır. Sen bizim Orta kaç da geçtin kız? Aldın değil mi benden? Evet. Aynen. Hocanın kağıtları okumadığını. Evet kağıtları okumadığını. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Abi siz emperyalizm tanımlarınız olabilir ama biz sanatçı gibi olmadığımız için böyle ne bileyim o kadar özgür bir alanımız yok yani belli kavramlar. Şimdi, emperyalizm bizi bildiğimiz anlamda çok spesifik bir şey. Bugün çok yanlış kullanılan bir şey. Mesela bütün izimler gibi. Aslında emperyalizm belli bir tarihsel dönemde belli bir ekonomik sistemin ortaya çıkardığı belli bir siyasi mekanizma. O da ne? Kapitalizmin artık ikinci ayı diyebiliriz 1875'ten sonra. Özellikle 1914'e kadar. belirli kolonyal imparatorlukların sömürmek için dünyanın geri kalanını alanını işgal yoluyla periferi çevreleştirmesi. Bundan önce de dezavantajlı ekonomik sistemler yaratıyorlardı, sömürüyorlardı ama 1875'ten sonra artık topayla tüfekle girmeye başlayacaklar ve bu bir ara dönem. Bugünkü emperyalizm de o esas emperyalizme benzemiyor. Farkları var. Dediğim gibi silah kullanım. Bugün de evet savaş çıkarıyorsun İran'da falan ama direkt işgal etmiyorsun. 1875-1914'te dünyanın tamamı neredeyse bir anda işgal ediliyor. Yani özellikle Afrika'nın Scramble farfika dediğimiz 20 sene içinde, 25 sene içinde bir anda bütün Afrika'nın Fransa ile İngiltere arasında neredeyse hemen Hemen, hemen hepsinin paylaşılması. Ne bileyim işte Japonya'nın Çin'e işgal etmesi, efendime söyleyeyim daha sonra işte özellikle Asya'da verilen bir sürü savaş. Bunların hemen hemen hepsi bizim karşımıza yeni bir uluslararası sistem ve yeni bir devlet agresyonu, yeni bir emperyalizm türü olarak çıkıyor. Çünkü ondan önce neydi? Roma İmparatorluğu ne yapar? Bir toprağı alır, orayı işte tımara böler. Ne yapıyorsa o dönem tımara bölmez ama yani toprakları böler. işte ne bileyim kendi elitlerine verir, o vergiden bir kısmını merkeze alır falan. Artık burada bambaşka bir sistem var. Orayı bambaşka bir kapitalizmle giriyorsun. Ve bugünkü aksine bugün Amerika bir yeri sömürmek isterse ne yapıyor? Maksimum darbe yapar orada. Yani çok istisnai Irak, işte Afganistan gibi örneklerde olduğu gibi işgale giriştiğinde de o işgalin gerisini dahi getirememiştir. Çünkü çok pahalıya gelmektedir. Bu dönem pahalıya gelmiyor abi. Takır takır her yeri işgal ediyorlar. Oraya asker koyuyorlar. O kaynakları direkt sömürmeye çalışıyorlar. Emperyalizm dediğimiz şey sömürgecilikin biraz üst katmanında değil mi? Yani? Sömürgeciliğin bir aracı. Yani Lenin'e falan bakarsan aslında kapitalizmin geldiği son aşama. O aşamadan sonra. Çünkü buradaki argümanlardan bir bir şey budur. 1902'de Hobson'un yazdığı bir kitap var. Rosa Luxemburg ve Lenin onu alır geliştirir. Lenin biri liberaldir ama Lenin onu Marksist bir şekilde geliştirir. Marksist teoride de çok vardır. Lenin imperializm kitabı da da çok ilginçtir. Orada şey görüyorsun. Kapitalizmin iç. Yani bugün hala Marx'ların üstüne durduğu bir şey bu. Kapitalizmin iç bir tezatı var. Sürekli kar üretmek zorunda olduğu için ve 19. yüzyılın sonunda da bu yazarlara göre, Hobson'a göre sermaye finansal aygıtlarla beraber 3-5 elde toplandığı için bu ne demek? İşte hafta şeyin önüne veriyorsa bankaların artık üretime girmesi. Bankaların sayı Artması, finans kapital üretim kapitalinden finans kapitalizmine geçmemizle beraber yukarıda bileşen bir sermaye var. Artık bankalar bile sanayiye giriyor, üretime giriyor ve içeride sermaye aşağıya doğru sermaye kalmıyor. Dolayısıyla içeride yeterli talep üretilemediği için yeni marketler arayışı diye bir açıklaması var. Ha bu açıklama doğru olabilir ama bir yerde eksik. Çünkü 1870'ten sonra olan iki şeyden birini kaçırıyor. 1870 yılında büyük bir depresyon oldu, büyük bir ekonomik kriz oldu ve işçi ücretleri çok düştü ve bu depresyonun içinde, bu ekonomik krizin içinde evet Yeni marketler bulma gibi problemler ortaya çıktı ama bir şey daha çıktı. Liberalizmimiz bildiğimiz anlamda sonu geldi. Bu da şu demek: Yavaş yavaş korumacı ekonomilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani üç tane şey: Bir yandan ekonomik bir kriz içinde durgunluğun içine girmesi, ikinci olarak korumacı ekonomiler yani artık yavaş yavaş tarif bariyerlerinin ortaya çıkması, üçüncü olarak da 1850-60'lılar 8. sanayi İngiltere'ken yeni sanayileşen ülkeler. Dolayısıyla rekabet halinde bir sürü sanayi ülkesi birbirlerini birbirlerinin pazarlarından dışlarken işte kendilerine özel bir pazar yaratmak. Yani ben buraya bir pazar yaratayım. Almanya giremesin. Sadece ben burada mal satayım. Özellikle Çin gibi, Afrika gibi milyonlarca insanın yaşadığı yerlerde mal satabilmek. Bu çok o zaman onların tahrik eden bir şey. Bir de ağır ve, sanayi. Tabii. Bu. Ve eskiden bunu yapamazdı çünkü eskiden tarif falan kullanılmıyor. Herkes her yere girebiliyor. Bugün de öyle. Bir yer işgaltmenin şeyi yok ki Amerikan şirketinde Fransız şirket de giriyor. Bu protectionist ekonominin burada büyük payı var. Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Mesela yeni dönem bir emperyalist düşünelim. Eski usul sömürgecilikten daha kazançlı çıkıyor o zaman. Evet bir de eski usul sömürgecilik çok pahalı bir şey. Bunun en güzel örneğini 4'ten sonra 18'den çıkan manda rejimleri. Manda rejimleri neydi? Şeyin parasını fazla ödemeden yani işgal edilen yerleri kendi kendine yönetimi hazırlamak. Bu ne demek? Oraya daha az asker, oraya daha az bürokrat yollayacaksın. Ama gene dış ilişkilerde bana bağlı olsun ki bu da şu demek. Ben burayı ekonomi olarak kendi pazarım halinde tutayım ama oraya fazla asker ve şey de yollamayayım gibi bir ara formüldü. Tepeden yönetim. Bu tutmayın. Evet yani az kişiyle yönetim, daha ucuza yöneteyim çünkü çok pahalıya geliyor. Çünkü şurada yanıldılar. Emperyalizm bu yeni market aslında beklenen karları falan getirmedi. Yapılan hesaplamalar falan yani yapmışlar. Ben şimdi çok detayına girmeyeyim. Böyle çok büyük paralar kazanmıyor. Hindistan hariç. Biraz da Dutch East Indies hariç. Bu Almanların falan aldığı kolonilerden para mara kazanmıyorlar. Hatta yurt yapılan yatırımlarda bile. Geri dönüşler çok yani. Mesela İngiltere, mesela Amerika'da yaptığı yatırımlar bile İngiltere'de yaptığı yatırımlardan çok daha fazla değil. Çin'den yeterince gelir elde edemiyorlar mı? Ama Çin'e bu anlamda giremediler şey olarak. Emperyalizm anlamında bir işgalle girmediler ya. Hani onu hariç tutayım. Şöyle düşün senin sonunda 300 milyon Çinli yönetmek için oraya 100 bin kişi koysaydı. Afyon savaşlarından sonraki durumuna göre karı o parayı makul kılacak mıydı? Yani işgal etmenin alemi olmadığı da ortaya çıktı. 20. yüzyılda şöyle bir taktik yaptılar aslında. Kısmen manda yapınca orada kurumsal bir kimlik oluyor. Şirketleşme oluyor. Oradaki atıyorum bir değerli doğal kaynak varsa onu belli bir kurumsal düzlem içinde dışarı çıkartabildikleri için kar da azalıyor. O zaman biraz şuna döndüler. Yani proxy war gibi bir şey yapalım. Küçük çeteleri destekleyelim. Orada bir düzen olmasın. İşte atıyorum biz işitten gerekirse petrol alıma dönüyor. O daha karlı hale evet, geliyor. Evet özellikle dekonizasyon sorusunda çok fazla. Afrika'da falan çok. Yani mesela bu warlordları falan niye destekliyor? İki tarafa da silah satıyor. Hani onun çok kompleks bir ilişkisi var. O kadar yakına gelince onun detaylı resmini çekmekte zorlanabilirim. Ama burada önemli olan şimdi biz şöyle düşünüyorum. Bunu çok anlamıyorlar. Türkiye devletle ilgili bilinen hemen hemen her şey. Şimdi devletin özellikle sağ tandanslar böyle tek başına kendi çıkarı için kendine ait bir çıkarı olan bir şey zannediyorlar. Ve dolayısıyla devletin ulvi çıkarı öyle bir şey yok. Abi devlet onu temsil eden grupların bazılarını çıkarlarını savunur. 19. yüzyıl devletinin savunduğu çıkarlar şudur. O dönem bir ekonomik sınıf olarak çıkan burjuva özellikle Avrupa'da eski aristokrasiyle anlaşmıştır. İngiltere'de falan bu çok çok bariz görülür. Bunların iki tane amacı vardır. Nedir abi bu iki amaç? Çok bariz görülür. İçeride işçileri ezmek, dışarıda kolonileşmek. Yani dışarıda sermayenin işini kolaylaştırmak. Mesela işte Mısırlar borcunu ödeyemez, düğün ümumiye gene yapamaz, işgal ediverir. Tamam mı? O finans borçlarını veriyorsun ya. Onları bir şekilde yani burada düğün ümumiye nasıl kuruldu abi? Alınan borçlar e, o askeri güç olmasa Osmanlılar 16. yüzyılda 2. Filip Cenovalıların paralarının üstüne yattı. Biz niye yatamadık? Çünkü askeri gücü var adamın. Yani devletle politikal iktisadın el ele gittiğini görmemiz lazım. Bu hep yanıltıcı bir şey. Oldu. Mesela Hubbard'ın you know? o hep söylüyorum. A People's the United States. Amerika halklarının tarihi. Şimdi halkları dediğimiz için kesin gıcık ol kimse okumaz ama alakası yok. Yani öyle bir ayrılıkçı bir şey anlatmıyor. telaşlanmayın bir şey olmaz. Orada da anlatıyor. Mesela Amerika'nın kuruluşunda da o kadar özgürlükçü bir ülkede bile temel şey mesela sermayenin kutsallığı ve zenginin devletten hep ayrı bir yerde olması ve fazla vergilendirilememesi prensipleri hep kaldı. Çünkü kuruluşundan itibaren bütün sistem aslında o, o büyük toprak sahipleriyle bu işte Hamilton'ı falan temsil ettiği O para sınıfları daha finans sınıflarının kurduğu bir sistem. Onların kurduğu sistemde ufak reformlara yer var parti sisteminden dolayı ama diğer kısmı zedeleyemiyorsun. Yani devletler hakim grupları daha iyi örgütlenebilen, devleti fonlayabilen, devletin belli işleri yerine getirmesi için aracılık yapan kişileri, toplumsal grupları temsil eder. O yüzden de 18 Osmanlısına baktığınızda o ayanları temsil eder, bürokrasiyi temsil eder. 1920 Türkiye'sine baktın mı sadece bürokratları temsil etmez. Aynı zamanda işte İstanbul'daki bazı finans çevreleriyle, mesela o liberaller falan sonra o Demokrat Parti oradan kuruluyor. Ya. İsmail Cem'in orada mesela doktora tezi çok iyi. Az geçmiş süre önce Türkiye o çok güzel anlatır. Sefer Toprak'tan da iyi anlatıyor. Oradaki o muhteşem bir kitap tabi çok güzel bir kitap yazmış. Bak o da Türkiye'deki bütün değerli şeyler gibi tıkır tıkır şey almış. Üçüncü olarak da toprak ağları. Zaten mesela biz ne diyoruz? Bugünkü problemlerin büyük bir çoğunluğu savaş nedeniyle ihtiyat terakkenin daha sonra yokluk ve 1929 krizi nedenleriyle Cumhuriyet'le çözemediği bir problem var ve bugün Cumhuriyet'in taşrada karşılık bulmadıysa nedeni bu. Şekli faktörleri çözmüştür ama toprakla ilgili faktörleri çözemez. Toprak reformundan bahsetmiyorum çünkü farklı bir şey. Şöyle toprak reformu olan yerde toprak azlığı oluyor. Bir toprak fazla iş gücü az. Ama orada bir şey gene de orada bir ne bileyim köylüyü sisteme kadar bir şey üretmekte zorlanmıştır. Çünkü orada toprak ağası şey hani yani devlet böyle işte hani 2000 yıllık devlet Turan Metan'la bu devletin temsil ettiği şeyler aynı değil. Ki orada bile. Mesela biz biliyoruz ki Yeniçeri ya bunu EU4'te bile <laughs> EU4'te bile veriyor ya senin Yeniçerin varsa onu temsilen savaş çıkaracaksın bazen de. O hep oturduğu zaman olmuyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla parayı, sermayeyi kim tutuyorsa kapitalist sistemde ama ondan önceki sistemlerde gücü tutanları temsil eder. Bugün de öyledir. Mesela bugün ekonomiyle ilgili verilen bütün şeyler bak. Adam onlar ne diyor? Asgari ücret niye bu kadar çıktı? Niye? Çünkü abi o devletten şeyi bekliyor. Firmayı korumasını bekliyor. Biz mesela ekonomide de öyle. Bir tane ye, bir tane iyi yok. Bir tane formül yok. Her formül acı bir reçete ya. O acı reçete neden hep halkın yediği acı reçete oluyor? Çünkü abi senin medyan bilmem ne oralarda daha örgütlü firmalar var. Onlar diyor ki biz ödemeyelim bunu. Biz ekonominin dinamosuyuz. Amerika'da falan da öyle. Zenginler iş yaratıyor falan diyor. Yani yaratıyor tabi bir zahmet de. Mesela hani anlatabildim mi? Bedavaya Ya bunun cevabını ben vermeyeceğim. Onlar, ama ne bileyim 600 binde homeless var Amerika'da. O da onun bir sonucu ya. Yani bunları konuşurken biz böyle tek bir devlet varmış gibi değil. Devlet belli çıkar gruplarını temsil eder. Hızlı finansallaşma döneminde de bu çıkar grupları sermaye tarafından belirlenir. 1870-1914'te de üretim kapitalinden finansal kapitalizme geçtim. Yani artık İngiltere'de paraları Amerika'daki railroad'a, demir yoluna yatırıyor. Bize, bize niye borç veriyor mesela? Bize de borç veriyor. Çünkü parayı başka yerlerde daha yüksek değerlendir istiyor. Bu 2009, 2010, 2008 o dönemlerde falan filan Türkiye çok FDI, foreign direct investment gelirken diyor. Orada faiz düşükse buraya geliyor. Ona benzer şeyler yapıyorlar. O zaman da devletlerle işte iç içe bir şekilde o finans çevrelerin belli politikaları uygulaması. Bunun da kafasında şu abi sen benim pazarımı kapatırsın. Hatta Fransız elçisi, İngiltere Başbakanı Fransız elçisi diyor. Siz diyor protectionizm yapmasaydınız biz de emperyalizm yapmazdık diyor. Yani siz bariyerler örünce buraya sen giremezsin dersen ben de kendi bölgemi kapatırım. Hatta o bölgeyi arttırmaya çalışırım. Ama sen söyle Çin'i e işgal etmek mi? daha şey yani EU4'te arkadaşlar Çin işgal mi edersiniz? Min Crisis olmadığını düşünün onu bilmiyorsunuz. Yoksa oraya böyle %70 olsa tüccar atamayı mı? Yani o ticaret alabilirsin ya. Bir yeri yönetmek çok şey ya. E bunu işte şeyde gördük. Irak'ta doğru aranjmanı yaptılarsa bilmiyorum anlamam ben işte. Yap, yaptılarsa yaptı yapma. Çıktı herif oradan. Çünkü çok fazla kostu var. Devletler de zaten Çin özelinde ticari imtiyazlar elde etmiş. Tabii. Şu işgalle Tabi. Tabii. tabii. Bir de şimdi bizim anlamadığımız şeyler var. Bunu Hoi 4 şeyleri anlıyor bazen ama özellikle böyle çok iyi tarih bilmeyen bu dönem bakanlar anlayamıyor. Abi burada bir bir ekonominin dönmesi için çok temel şeyler var. Kömür gibi, Alsace-Lorraine diyoruz değil mi? İleride kauçuk. Çünkü kauçuk sentetik olarak üretilmeden önce kauçuk üretmek büyük problem. Abi tekerlek yapıyorsun, lastik yapıyorsun, yapamıyorsun. Hatta bunun için Fordlandia diye Brezilya'da özel bir yer kurdular. İnsanları doldurdular oraya falan filan. Çok enteresan bir hikayesi var. Sonra orada işçilenler haber hamburger veriyorlar bize falan filan. De büyük şeyler oldu. Amazon'larda mı ne bir özel bir şehir kuruyorlar falan Sentetiğini yapmadan önce. Daha sonra da petrol. E Kongo zaten meşhur. Kongosun Tabii Kongo. Çünkü, Kongo'da ne yapıyor adam? Ya öyle bir bitkiye sürünüyorsun orada için, kavuşuk için. Sonra vücudundan böyle temizliyorlar. Kendini fırça yapıyorsun yani yapış yapış. Dolayısıyla zor bir iş. Onu hatta işte bu el kesme, çocukların ellerini kesme hikayesi Kota'ya göre falan. O resimleri koyalım. Hikayesini sonra anlatacağım. Çok iğrenç haber anlatmaktan bıktım. Yani Leopold inanılmaz Leopold'un. Ki sonradan Leopold'u işte ilk bu insan hakları falan filan o dönemde çıkıyor. Leopold'a karşı büyük bir şey oluyor. Dolayısıyla her türlü hayvanlığın yapıldığı kar için, çıkar için her türlü şeyin yapıldığı bir dönem. Bunu ilk ortaya çıkan 1902'de bu şey oradan Lenin şeyi güzel. Hakikaten o dediğim gibi çok detaylı şey yapıyor. Rosa Lüksemburg'u falan da bir akümülasyon deskapital gibi bir şey olması lazım. Öyle bir kitabı var. Okuması kolay, güzel kitaplar. Normalde her zaman öyle kitapları çok kolay olmuyor ama hakikaten güzel şeyler. Bir de bir Alman vardı. Sonra bu 1920'lerde Maliye Bakanı. Yok yok, bilmezsin. Hilfegar Yok, bilinçli değil. Aferin lan. Vay. I'll be double dog damn. Nasıl bildin? Vay be Berat'a bak. <laughs> Hocam şimdi 1874'ten 5'ten sonra başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'na kadar yoğun bir şekilde ama o dönemde yani fetihle hala politika hani fetihle hala işte atıyorum vergi tabanını genişletmeye çalışan imparatorluklar da var. Yani emperyal bir gücü olmayandan o dönemde nasıl ay ayırt ediyoruz? Her genişlemeci olan şey emperyal bir devlet mi oluyor? Abi onu çok yani o kategorilere ben çok inanmıyorum. Bence değil. Bence bu yani eğer en son Japonya ve Japonya'yı Rusya'yı falan sonradan gelenler yani kapitalist olmayan bir devlet için kullanma ben bunu. Çünkü o zaten empire olur yani. İmparatorluk odur zaten. Genişler. Enteresan bu dönemde öyle devletler de çok yok. Çünkü onların hemen hemen iç problemler yaşadığı için zaten Çin'de, Osmanlılar'da genişleyemiyor. Ama ben onlara emperyalizmi kullanmazdım. O devletler de kendi işlerini yani şimdi abi bir başkent bile diğer kentleri sömüren bir şeydir. Yani hiyerarşik bir toplumda biri birini sömürür. Biri birine göre avantaj sağlar. Kendi devletinde olsa her imparatorluk birilerine hükmetmeye oradan avantaj alıp bunu merkeze. Niye merkeze getiriyor? Merkeze daha rahat kontrol edebilir. Daha rahat tekrardan dağıtabilir. Bu böyle yani. Hani böyle kardeşlik için imparatorluk kuran ev 4'teki Kam ve Lasa oralar falan Tsanklar hariç onlar hiç savaşmıyor. Onların mission de çok savaş yok. Kardeşlik için imparatorluk kuran Beyaz şov izlesin hani. <laughs> ya yani öyle bir şey olmaz abi. Gerek yok yani. Onun için yapılacak şeyler var. Kabile gibi. Çünkü sen öyle yaşasan bile biri gelip zaten tepene iner. Ha bu yani ilk Avsurlarla çıkmış bu agresif şeyler falan. O dönemlere kadar geri gidebilir. Ama Romalılar da böyleydi. Bizans'lar da böyleydi. Çünkü çok basitmiş. İnsan sadece kapitalizm değil. Kapitalizm bunu büyük seviyeye çıkmış. Şimdi elitler çoğalıyor. Yani yeni elitlere yeni topraklar Yeni imtiyazlar veremezsen ne olur abi? Aynı şey için bir şey sonra iş savaş falan çıkıyor zaten. Devamlı büyüyeceksin ya da büyümeye çalışırken elitlerin biraz kesilecek. Kendi içinde bir şeyler yaşayacaksın. Tasfiye etmen lazım. Çünkü hayatta her şey bir denge. Mesela ne kadar yetiştiriyorsun? Diyelim bir aristokrasim var. Diyelim Osmanlı üst kısmı 5 bin kişi. Aristokrasi değil de 10 bin kişi. Senin de 10 bin tane şeyin var. E bu 3 kuşak sonra 30 bin kişi oldum ne olacak? Ya bunlara yeni alan açacaksın. Ya savaş olacak, ölecek falan filan. Osmanlı'da kadıların başına gelen de o ya. Tabii tabii. ha tam onu arıyordum aslında örnek. Yani hissiyatım oydu. Evet abi mesela suhteler sayılar artıyor artıyor artıyor. O kadar şey yok. Yok abi. O kadar kadılık yok. O kadar işte müftülük yok. Bunlar da e, biz okuduk ne yapacağız diyor. Dolaşa celallere katılıyorlar. Celaller de aynı çünkü. Çok fazla tımar almak isteyen insan var. Yani sistemin dışına çıkmış. E şimdi o yüzden imparatorluk bunları yaşamamak için sürekli gelişmek ister. Kapitalizmde bu 10 yıla 20 yıla 30 yıla değil birkaç seneye kadar inmiş durumda. Tabi bir problem. Mesela Rosa Luxemburg'un bu under consumption teori deniyor buna. Bu under consumption teori de şu var. Yani içeride bir şey oluşamaz diyor ya sermayenin tekerleşmesinden dolayı. Ama bu mesela Fordizm'de yanıldı. Bu kalmadı mesela. Aslında bu teori çöktü. Yani Fordizmle beraber kapitalistler ilk defa bir mental transformasyon gelişti. Burada Henry Ford çok büyük adam. Hakikaten çok büyük adam. Bir kapitalisinin içinde böyle birkaç tane adam var. Sistemin şeyini çok yanlış. Biri Roosevelt'tir. Belli haklar verince öyle diyor Amerikalılar. Oğlum diyor oturun oturun der. Yani sosyalizm gerçek. Belli şeyleri de vermeliyiz. Bir de Ford Ford fazla para veriyor abi. E i̇şçilerin maaşını 2.34'den 5'e çıkarıyor. Şundan dolayı bir işçiler habere istifa ediyor 3 ayda 5 ayda bir. Artık işçi sürekliliği var. O da produktiviteyi arttırıyor. İki işçiler müşteri oluyor. Bir orta sınıf çıkıyor oradan. O ara arabayı işçiler de Tabii. alabilmeye başlıyor. Ford Model T, T abi. Bütün film Amerikan filmlerinin çok güzel bir arabadır. Üstü açıkları favorim. Model T. Şimdi Fiesta'ya biniyoruz ama. Şimdi Model <laughs> T ile değiştirmek istersen Ford buradayım yani. <laughs> Sonuçta hemşeriyiz yani. Şu fabrika bizim orada. <laughs> bir Model T bir tane yapın lan. Değirmenleri bırakın? Ben geri alayım işte. Onu da de ya. yapmayı biliyorsunuz. O muhteşem bir araba. Ya. Hakikaten çok özel bir araba. Onu alabiliyor insanlar ve şimdi bunları unutuyoruz. Nasıl zamanında petrollü arabanın bir tek araba olmayışı. Petrolle çalışan araba dışında da arabalar vardı. bir hakim oldu. Ama şu da var. Ona benzer bir şekilde Araba da ilk başta tutmuyor ki. Arabayı American way bir şey, American style bir şey, Amerika ile özdeşleştiren Ford. Hem ucuzlatıyor, her sene ucuzlatıyor. İşçilere şey yapıp işçilere veriyor. Her tarafa bayilikler açıyor. O da onun bulduğu bir şey. Bayiliklerle bir de otomobil kulüpleri falan kurduruyor. Basında haberler yaptırıyor falan. Yaygınlaştırıyor. Evet. lobicilik yapıp şehir planlamasını tabii, tabii. arabaya ihtiyaç evet. olacak şekilde yaptırıyor. Avrupa'da sosyal demokrasi böyle ortaya çıkıyor zaten. İşçi kendi ürettiği şeyi de alabilsin muhabbeti. Çünkü sosyalizm tehlikesi var. Bunu işte Howard Zino kitabında da çok güzel anlatıyor. Amerika'da da öyle. Mesela demokrasi burada işaret. Hep anlatıyordum ya. Demokrasinin güzelliği orada enerjinin boşalmasına yol açıyor. Nasıl boşalmasına yol açıyor? İşte muhalefette sana yer veriyor. Mesela iki partili Amerikan sisteminde hep şöyle bir şey var. Diyelim bir hakkın var. Esas sorunu çözmeden sana iki tane seçenek sunuyor. Bunun biri daha iyi. Sen o daha iyi seçtiğin için. Mesela Trump gel Joe Biden gibi birini seçiyorsun. Şey zannediyorsun. Çocuğa şey dersin ya hocam. 5 dakika sonra mı yatmak istersen 10 dakika sonra mı? Çocuk bir seçeneği olduğunu zanneder. Der ki. çok öyle. 10 e, dakika sonra yatacağım da. Niye, niye yapıyorum demez ama. Evet niye yapıyorum demez. Ama işin şey, şeyi demokrasi o anlamda kapitalizmle özdeşleşebilir. Çünkü kapitalizmin gerektiği stabiliteyi sağlıyor. O yüzden mesela bence bir neden de bu ihtilallerin kanlı bir şekilde şey olması Çin ve Rusya abi. Çünkü orada o enerji birikmeye başladı mı bundan proletar sınıfları hele hele Çin'in ne yani ya da şey bile Rusya'nın bile ama o birikiyor o enerji. Onu alamıyor, onu boşaltamıyor. Çünkü o mekanizmalar yukarı çıkarmıyor. Orada patlıyor. Almanya'da ve Avrupa'da, Fransa'da falan reform olarak geldi, revolüsyon olarak gelmedi ama belli şeyler de geçti abi. Yani o yüzden solun ne işe yaradığını, işçi hareketinin ne işe falan anlamıyorlar böyle. Twitter'dan tarih öğrenmeye çalışıyorlar Yani şundan dolayı abi o hareketler olmasaydı bugün e, Şiş, 60 saat ne oldu? Kırbaç şey yapıyor. Kırbaçta hiç çalıştırmıyorlardı. <laughs> çıkarmayın ol, ol, olmasaydı bugün. Ya, asgari ücret. Yani asgari ücret olmazdı. Doğum şey izni. olmazdı. Doğum izni olmazdı. 55-60 saat çalışıyor, çalışıyor olurdun. Emeklilik olmazdı. Bunların hepsi o. Kırbaç işte hocam. yani kırbaçın bile bir zevki var. <laughs> Endorfin salgıladığın için. Yerine göre. Ya Engels'te falan çok güzel anlatıyor yani. O muhteşem bir kitap. Yani, doğru orada herkes Marx'ın Engels kitapları daha okunable. Daha hakikaten yani çok kalemi güçlü. Faydalı bahsediyorum sadece. Onun da babası zengin Payda <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Burcu <laughs> Hocam iki sorum var. O zaman bu anlattıklarınız dışında mesela Birinci Dünya Savaşı da aslında o paylaşımda yerini alamayan ülkelerin bir... Tabii tabii. Şimdi buradaki en büyük problem ikinci nesil sanayileşmiş ülkeler var. Almanya, Japonya, Amerika falan. Amerika Monroe doktrinine falan kendi alanını belirlediği için ve kendi içinde sürekli ilerlediği için buradan bir sıkıntı çıkarmıyor. Zaten İngiltere'nin de yerini alacak. Ama Almanya, Japonya ve Rusya gibi ülkelerin kapitalizmde tutunabilmeleri için şey, bir formüle ihtiyacı var. Rusya onu 1917 ile halletti. Dışarıya da biraz kapanarak ama tamamen dışlanarak kendi içinde bir dünyayı hapsedebildi kendini. Bunu sonra Çin de yapacak. Fazla periferileşmemek için. Wallerstein'i Dünya Şey Teorisi 4. kitabında olması lazım. Dördü ben hiç okumadım çünkü çok geç çıktı. Ama orijinal argümanda o kısımda vardı. 1917'yi ve karşı bir periferileşmeme savaşı olarak. Yani Rusya ikinci sınıf bir ekonomi olmamak için kendini kapattı gibi biraz çok determinist ama belli şeyler açıklayan bir şey söylüyor. Lütfen videoları izlerken her gün şeye yok şu şu falan demeyin. Bir iyice anlamaya çalışın ve dediğim kitaplara bakarsanız. Artık çok kötü bir şey diyorum. Çok solak kahve muhabbeti için ayrıca 0.75 gibi programlar yapıyoruz. Bu önemli. Bunu çünkü komple yanlış anlıyor Türkiye'de yani. Hakikaten kahve tadında konuşuluyor bu şeyler. Türkiye'de felsefe diye konuşulan büyük şeyler. Işte estetik var mıdır falan filan diye. Hayatta aslında bizi çok ilgilenen ne estetiği olacak lan Türkiye'de yaşıyorsun. İşte ahlak var mı? <laughs> Emniyet Şerinden gidiyor. <laughs> Yanda kitap ahlak var. Hani bunun dışında tematik olarak bize hayatta bir şey sağlayabilecek çok önemli bir tartışma ve hep böyle şey yapıyor işte. Nerede tuttuğu görmüş. Öteki Hataki... yani çok basit sloganlar. O yüzden bunu okuyarak iyi anlayabilirsin orada biraz yol göstermek istiyorum. Ve özellikle tarihçilere. Çünkü en boş bu alanda biz oluyoruz yani. Malumat fırıştıktan çıkmak için. İkinci güç Almanya ve Japonya gibi güçler. Şimdi bunlar birinci sınıf bir güç olacaksa yani kendi ekonomi politikalarını izleyebileceklerse belli stratejik hamleleri yapmaları lazım. Ve burada karşılarına işte eski İngiltere yanına ona kadar güçlü olmayan Fransa ve inanılmaz ticari ilişkiler geliştirdi ve Birinci Dünya Savaşı boyunca sürekli borç sattı. Yani kendi bonosunu sattı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı İngilizler Amerikan borcuyla yaptı. Dolayısıyla Amerika'da o savaşa mecbur İngiltere adına girecekti. Bunlarla bir şey var. Sen şimdi buna göre yeni bir stratejik bir sistem yaratman lazım. Bugün de aynı problem var. Çin'dir, Rusya'dır. Bunlar yükseliyor, alçalıyor falan Abi Amerika işte yani stratejik olarak öyle şeyleri var ki Amerika'nın işte o Tayvan'dan Filipinler'den Japonya'ya kadar oradaki üstlerle falan filan etrafını sarıyor. Sadece şey biletir, bile, ters, savun sisteminin bile Amerika'ya entegre olması bile o, ekonomik olarak, askeri olarak da öyle. Ya da bu mesela İskoçya bağımsız olursa ne olur falan diye şey yapdığını NATO'dan çıkarsa en büyük şeylerden biri orada da Rusya'yı bloke edebilir. Arkange'den çıktığı ne bileyim o kısmı bloke edebilir. Yani aslında belli yerlerden sıkıştırmış. İşte Ukrayna'da dibine kadar şey sokuyor. Orta çağ savaşı vermek zorunda kalıyorsun. Yani seni dezavantaja sokan, ikinci sınıf güç yapan, dünya süper güç olmayan engelleyecek o sistemi bozman lazım. Japonya, Almanya falan, İtalya bunları deniyordu. Tamam mı? Birinci Savaşı bunun bir denemesi, ikinci Savaşı bir daha denemesiydi. Yapılan hamlelere bak. Nereye ulaşmaya çalışıyor abi? Romanya'ya, Azeri petrollerine. Öteki tarafta Japonya ile Amerika'nın arasını bozan ne? Japonya mı açtı savaşı? Japonlar, Japonlar kendi açılarından petrol aramak için ya da kauçuk için Dutch East Indies'e inince, aşağılara inince Amerika ona ambargo koydu. E Japonya ne yapsın? Abi o sanayi bir şeyle dönüyor. Adamın almak için savaş çıkardı. şey gerisini sen ambargo koydun. Adamı mecbur ettin zaten. Kimse sormuyor 1898 Filipinler'de Amerika'nın ne işi vardı? diye. E, Japonya girince bunlar faşist bilmem ne. E, sen de aldın Japonları koydun toplama kamplarına. O savaşı kaybetseydin seni ne yapacağım belli yani Dolayısıyla şey değil. Hani böyle bizim bu emperyalizmin mekanizmasını iyi anlamamız lazım. Birinci ikinci savaşı işte o iki şeyde yani dünyanın aksanı değişir mi? O anglo Fransız okyanus kapitalizminden yeni güçler bayrağı alabilir mi yarışının kanlı bir denemesiydi. Bu kanlı deneme bir daha kanlı bir şekilde olmasın diye ikinci dünya savaşından sonra daha temel şeyler oturttular. Swift sisteminden tut. Bretton Woods gibi. Dolayısıyla şu anda yeni devlet kurmak o yüzden çok şu anda Concert of Europe gibi bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle şey yapamıyoruz. Yeni bir sistem kurman çok zor artık. Yani dolarizasyon var. Bunu yıkacaksın. Sivil sistemi burada. E bütün uluslararası şeyler, telefon kodlarını bile belirleyen kurumlar, işte bir Security Council, United Nations Security Council. Dünya yöneten 5 aile Amerika'da. Evet, Gürkan, Rockefeller, Rothschild, Aydin ve Berat Karaman -Lis. Yani bu o sistemi anlamak lazım. Oradan çıkmıştı. Böyle hegemonik değişiklikler bu ekonomistler onu çok basit işte Japon mucizesi. Çin mucizesi abi orada işte bak biraz tarafından iki tane Huawei bilmem ne hemen çakı veriyorlar. Öyle değil yani. Yani bu liberaller bile sıkıştı mı şunu kabul etmek zorunda kalıyorlar. Devletsiz kapitalizm biraz zor. Devletin karışmadı. Devletin zengine karışmadı bir kapitalizm. Stateless kapitalizm demek değil. O stateless finance demek. Devletsiz finans olur ama devletsiz kapitalizm olmaz. Kapitalizmin büyük bir çoğunluğu devlet. Bu dünya sistemin içinde yani ayrık duramamamızın sebebi kapitalizmin çok esnek olmasından dolayı oluyor değil mi? Bu sistemi sürekli sürdürmeyi Abi o oluyor. da işte orada da mesela yanlış anlaşılmışlar. Kapitalizm bir üretim biçimi oldu. Bir dünya sistemi olarak Hatta. Mesela şey işte faşizm kapitalizmin bir sonucu olduğu deyince hemen şöyle şeyler söylemişler bana. Ama Hitler kapitalist değil ki. Bir kere yanlış o da. Çünkü hani şöyle nasyonal sosyalist geçtiği için diyor ya da belli komende ekonomiler var ama savaş zamanında yaklaştı mı özellikle 1929 sonrası birçok ülkede komende ekonomi var. Bu Hitler'in solcu olduğu ile ilgili böyle Amerika'da sağ saçmışlar şeyler onlardan esinlenmişler. Ama diyelim ki öyle olsun. Fark etmez. Kapitalist sistemin bir sonucu olması önemli. Tamam mı? Kapitalist olmasa da olabilir o sonuç. O kapitalizm ve emperyalizmin bir sonucu. Onun yarattığı birinci dünya savaşı ondan sonra gelen yani kapitalizm olmasaydı bir yerde bir par 300 kat, 500 kat bir yılda değer kaybedebilir miydi? Onun bir sonucu, onun sosyal malezinin bir sonucu. 1917'de Bolşevizm de onun sonucu. Onu bir ekonomik sistem olarak görmek lazım. Wallerstein'e göre 16. yüzyıldan beri gelen, 15-16. yüzyıldan beri gelen bir dünya ekonomik sistemi var. Tamam mı? Bir ekonomi mond var. O dünya ekonomik sistemi yavaş yavaş ilk başta İtalya'nın kuzeyinde, daha sonra o eksen kayıyor ve şeye gidiyor. Hollanda ve Londra. O büyüyor büyüyor. Sonra ne eklemleniyorsun? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş ekleme Her eklemlendiğinde sen oraya ikinci sınıf oyuncu olarak giriyorsun. Buna merkez çevre teorisi diyoruz. Kor periferi. Burada da sosyologlara konuda çok net, çok bariz bir ayrım var abi. Eğer sen yüksek ücretli işçi kullanıyorsan, serbest işçi kullanıyorsan o zaman korsun. Eğer sen böyle serflik falan kullanıyorsan periferisin. Çünkü sen demek ki raw material satıyorsun. Finish kutu satmıyorsun. Bitmiş üretim, mamul ürün değil. İşte bugün petrol satan ülke ise de kadar zengin olsa iki ekonomidir. Çünkü katma değer aslında petrol yüksek petrol, satıp çip alıyorsan evet. periferisin. Evet. Yani. Evet. Burada da bunu da şeyden alıyor. Petrol çalışacak insanlar her zaman o zamanın mantığıyla petrol çalışacak insanın maaşı otomatik düşük olacağı için orada serflik de falan. Çünkü Mesela Polonya. Bütün kapitalizmi ekmeğini yapan yer. Buğday. Buğday. Serflik geri geliyor. Niye? E buğdayı herkes yapar. Ya da gene sanayi devrimini destekleyen yer Güney Amerika. Amerika'nın güneyi. Güney Amerika değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi. Kölelik var. Niye? Oğlum pamuğu toplarsın yani. Anlatabildim mi? İşçinin kalitesinden ve niteliğinden giden bir teori. Bu genişliyor genişliyor ona eklemleniyorsun. Şimdi buradaki soru bu iyi bir şey mi eklemlenmek kapitalizme? Ben sorayım. Yani bu kapitalist dünyaya eklemlenmek iyi bir şey mi? Yani eklemlenmeme gibi bir şansın olmadığı için. Üçüncü yol teorileri var ama. Ne var? Afrika'da falan çıkan şeyler var ya biraz daha Türkiye'deki tartışması milli demokratik devrim gibi. Kapitalist ama, kapitalist olmayan yol falan gibi şey. Ama yani. sen bak gene yanlış anlıyorsun. Ben ülkenin içinde kapitalist sistem olmasından bahsetmiyorum. Dünya sisteminde. Dünya var, sisteminden bahsediyorum. Tabii sosyalist bir ülke olarak buna da eklemlenmek de zor anlıyorum ama yani şöyle bir şey olsa, yani kapitalizm sonuçta iyi bir şey mi olmuştur? Bizi iyi bir noktaya getirmiş midir? Şu an hayatımızda yaşadığımız pek çok hani pratik faydasını görüyoruz. Fakat hani bunun bahsettiğimiz periferi olmak da çok hoş bir şey değil ama. Hatta merkez ben, olmak da bence merkez şey olmak daha kötü. Abi bu soruların tek cevabı yok çünkü sen kimsin? İşte tek bir devlet olma, tek bir adam da yok. Mesela sen toprak ağasıysan bir şekilde etkileniyorsun. Hayır bir ki. de aslında sistemin yani o bir paradigmanın tamamen kabul edildiğini mesela şuradan görüyorum. Atıyorum iktisadi büyümeye biz tamamıyla inanmış bir şeyiz ama mesela kimse şunu demiyor ya acaba bu kadar enflasyonist bir ortam yaratıp bu çalkantıya değer mi? Bu soruyu soramıyorsan zaten muhtemelen o sistemi tamamen kabullenmişsin demektir. Paradigmanın dışına çıkamıyorsun. Tabii, tabii tabii. Şu anda ama şöyle. Şu anda kapitalizm hiç olmadığı kadar güçlü. Çünkü bir şekilde o neoliberal politikalar çalıştı ve refah yarattı. Refah yaratırken adalet aynı anda yaratmış Gelişti falan filan artmış olabilir. Onun endeksleri var. Ekonomistler anlatsın ama an, yani şey gerçekten bir şey okumanız lazım bunun için. Youtube'dakiler anlatmaz. Yani o öyle <laughs> bir şey. Merkez Burada Bankası bir işe yaradı. Falan da bu tarz raporlar yayınlıyor aslında. Yo, bunlar yani araştırsın. Çok, çok, akademik makaleleri okumaya da gerek yok aslında. Ekonomistlerin akademik makaleleri de kolay oluyor. Bizim gibi havalı olsun diye saçma sapan teoriler kullanmadı. için saçma sapan yüksek Yani eğer çok finans değilse ama böyle temel noktaları özetleyen şeyler okunabilir oluyor. Şimdi bunun cevabını ben veremem. Ama kapitalizmle ilgili solun da sağın da çok basitleştirdiği bir şey var. Abi şimdi kapitalizm ya da emperyalizm gittiği yere belli şeyler getiriyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çin'den Tayvan'ı alalım. Tayvan'a kimse gitmesin. Tamam mı? ya da Çin'den bir yer alalım başka bir adaya koyalım. Öteki Çin onca olay yaşadı falan filan bir sürü insan süründü. Bir kısmı mağunun altında geldi solun altında ama o insanlar hiç kapitalizm, emperyalizm uğramamış olsun. Samoa yerleri gibi yaşasınlar. Mesela şimdi 1970'e geldiğimizde de orada çocuk ölümleri anormal olacak. işte ne bileyim. Yani bu biraz şey geliyor ya. Ferrari'mizi satar mıyız? Yani problem gittiği yere bir sürü şey götürüyor. İyi şeyler ne? İşte hastane götürüyor mecbur. Yol götürüyor. O yolla çünkü şey yapıyor. Bildiğimiz anlamda işçileşme götürüyor. İşte Tabii yani belli şeyler var. ve halkı da. Bir de bunların hepsinde ekonomik olarak da insan nedenlerle yapabilir. Çünkü insanlar böyledir. Hem çıkarcıdır hem iyi olmak ister falan. Öteki tarafta ne? İşte çocukların ellerini kollarını kesen Belçikalılar da götürüyor. Ama şimdi aynı ülkenin başka tarihini biliyorsun. Onlar da birbirlerine bazı şeyler yapmış oluyor falan. Yani bizim işimiz o ahlaki olarak ona sadece bunun kaçınılmaz olduğunu bilmek. Buna değmediğin yerde bir yer kurarsan Afganistan mesela geç gelmiştir o dünyaya. Geldi. Orada ne oluyor? Abi işte bu sefer 80'den beri sürünüyor. 40 yıldır duman etleri bir Yani bu sefer de orada başka bir şey bir şey oluyor. Dolayısıyla iyi ve kötüyü getirebilmek kapasitesini çok yükselttiği için overall'da şu kesin yani nüfus yedi kat arttı çocuk ölümü diye bir şey kalmadı neredeyse yani belli şartları çok iyileştirdi bu sistem. Kötü taraflarının azaltılması için Jason Icke'nin bir çözümü var hocam. Less is more, more is less kitabında bahsediyor. Orada diyor ki üretilen maddenin ne kadar üretildiğiyle ilgili önemli bir orantısı var kapitalizmin. Mesela diyor çim biçme makinesi. Bu sürekli üretilemez, üretilmemesi gerekiyor. Evet kıyafette biraz geçerli bu sürekli üretim. Fakat çim biçme makinesini neden biz işte dakikada birkaç çim biçme makinesi üretiyoruz? Bu yüzden neyin üretildiğine göre değişiyor. Yani kapitalizmin kötü etkileri azaltılabilir bence de. Yani doğru da bir hadi çim biçim makinesinde olabilir. Sonuçta i̇şte bir kere alıyorsun da. Bunu daha iyi şey söyleyeyim. Şurada bir şey var. Bunu bir ben yani bunu bir Aklımda böyle var, tam oturtamıyorum ama şimdi bir şey diyoruz ya, komende ekonomide çok slack labor oluyor. İşte iş gücü kaybı, iş gücü, produktivite kaybı oluyor. Mantıksız yani, yukarıdan yönetilen bir ekonomi tam rasyonel olmuyor. Peki kapitalizm öyle mi? Mesela şu çim biçme makinesi örneğinde. Yani bu da tartışılmalı. Yani zaten şeyde David tartışılıyor. tartışıyor tabii ya. Tabii Yani Twitter'da falan da tartışın. Artık böyle oralara düştük oğlum. Kendi aralarına okumuyorlar. kendilerini çözmesi lazım ya. <laughs> Şöyle ya da ne bileyim bir adam mesela bir anda 500 milyon dolar kazanıyor. Onu ekonomiden çıkarıyor. Onu ekonomiden çıkarabilmesi için bizim hayali para yaratmamız gerekiyor. O yüzden çünkü o kadar para yok ya. Hani herkesin krediyle yap. Dolayısıyla bu da mesela çok optimal değil ya. Mesela bir sürü genç akıllı çocuk var. Bunlara okul falan eskisi gibi götüremiyoruz artık. 19. yüzyıldaki gibi değil. 20. yüzyılın başlarındaki gibi de falan da değil. Yani en azından orada uğraşabildiği yerde batıda herkes az çok eşit okul şartlarına yavaş yavaş ulaşmaya başlamış. Şimdi değil. Şimdi kötü okulda yok arasında çok fark var. Bir sürü insan dediğim gibi artık ev alamayacak durumda. Hayvan gibi çalışıyor. Toplumun bir kısmı yatıyor. Bir üst kuşak. Bu çok mu rasyonel? Yani bir şey market piyasasında çok mu rasyonel oluyor bunu? Yani dediğim gibi bunu zaten falan görebilirsin. bu yapsa falan göre bizim tartışılan şeyler. Ama bu, bunlar böyle çok beylik laflar ya. Hani o tip yerlerde de problem o, o, açıdan doğru. Evet abi bir tane şeyi ortak kullanmıyorsunuz. Ha, orada da başka şeyler yaratabiliyor ben komşumla iyi geçinmek istemiyorum mesela. Çünkü kapitalizmin en temel şeyi ben barzo gibi özgür. Mesela bu ben çok güzel bir örneğimdir. Ben normalde insanlar başarılı oldukça ve finansal olarak şey yaptıkça sosyalleşir. Ben mağara adamına bağladım. 12 aydır kimseyi görmüyorum. Biz Çünkü... daha çok görüşüyoruz. Siz meşhur oldukça biz daha çok görüşüyoruz. Evet. <laughs> Yani şey normal mesela meşhur olunca falan filan arkadaşlarından koparlar. Ben tamamen 3-5 kişiyle şey yaptım. Yani o özgürlük çünkü kapitalizmin ideali odur ya. Bize de o satılmış ya. Kimse onu öyle şey yapabilir ama daha başka örneklerde bulunabilir hakikaten. Hocam mesela Avrupa solunda degrowth diye bir şey tartışılıyor. Hmm. Küçülme. Yani kapitalizm o kadar çok büyüdü ki artık küçülmeye doğru yönlendirilebilir mi? Ama bir yasasıyla çarpışmış oluyorsun. Söylediği şey o. Kapitalizm bir şeyi daha az üretmeye karar veremez ki. Bir patronu yapabileceği şey en maksimum düzeyde üretmez. O zaten kapitalist çevrelerde tartışılmamış bu. Çünkü şirketlerin o sürekli gayri safi yurt bir sonraki sene yüksek tutma çabası. Evet, yani... Diyelim 2018'de gayri safi yurt içi hasılada işte belirli bir kar elde etmiş şirket. Gelecek sene neredeyse aynı rakamı yakalamışsa olumsuzluk olarak nitelendiriyor. Aslında nitelendirmemesi gerekiyor. Ben de öğrencilerimden her sene daha iyi not almalarını bekliyorum. O hiç öyle olmuyor. Sen zaten şeye koydun. Ama ha, bu işte bu iş rakamın hiç... artması gelişmeyi mi gösteriyor işte? O soru var kapitalizmde. Ay böyle geçen bu Billions'ın 5. sezonundan sonrası gibi konuşma. Orada da öyle. Bir anda bu borsada her şey yapanlar clean borsacılığa başladılar Pöf be kardeşim ya. David Komba kombasanı kurmuşlar. Evet abi böyle inan öyle şeyler yapıyorlar ya bilirsin. Evet yani o bir başı. Yani bu çok felsefi bir şey. Bu kadar matematik üzerinden kurulu bir oyuna bunu sokama. Özellikle Amerika'da zaten ekonomistlerin özellikle bu neoliberal ekonomistlerin ekonomiyi ayrı bir alan gibi. Yani hiç etikten Adam Smith'in moral filozofi yaptığını düşünmezler hiç. Ekonomi işte Great Transformation'da o ya Karl Polanyi. Yani ekonomi ilk defa kendi içinde otonom bir alana kendi içinde işte o ekonomik adam çıktı ortaya. Yani artık sadece o kendi içinde bir sistemi oldu. Top toplumun diğer ahlaki değerlerinden koptu. Tamam mı? Ona benzer bir şey seninki de. Orada sürekli kar şey var da önden kabul edilmiş. Amerika'da söyledi mi? Anlamıyor bile onu. Anlayan da hi böyle hippi falan oluyor. Yani o da her şeyi anlayacak. Çok uçuk şeyler oluyor. Özellikle Amerika'da oturmuş bir şey o, Çok maksimize edilmiş. En büyük robot, kapitalin en büyük robotlaşması o yüzden Amerika'da gerçekleşmiş. Yani robot gibiler o konularda. Tük 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 falan. Başka faktörler hiç rol oynamıyor yani. Daha az rol oynuyor buradakilere göre. O yüzden onu anlatamazsın. Hocam ben Osmanlı ile alakalı bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Osmanlılar dedi ki yani sizin kendi yani yaptığınız tanıma göre tamam genişlemeci ama emperyalist diyemeyiz falan. Peki bu Osmanlıların böyle bir hani kendi felsefelerinden mi kaynaklı yoksa şartlar onu mu gerektiriyor? yani Şimdi, biz bizim atalarımız daha mı ahlaklı olduğu için biz emperyal bir geçmişe sahip değiliz? Ata var ata var. Kafatasından kulede yapan atan da var yani. Şimdi abim dediğim gibi imparatorlukları böyle susam sokağı gibi ortamlar değil. İnsanlar çıkar için örgütleniyorlarsa devlette de bir bir de şiddet içeren bir çıkar örgütleniyorlar örgütü daha da bir, bir çıkar optimizasyonu olmak zorunda. Şimdi tarım imparatorluğunda sömürü metotları bellidir. Bu işi çığırından çıkaran sanayi devrimi bununla eş Aynı şekilde ilerleyen bir anda artan üretim kapasitesi ve silah sanayi ki bu silah sanayi inanılmaz asimetrik bir savaş meydanı çıkardı. Yani Zululumların şakasına çok iyi bir savaşçıydı. Salak saçma soluk benzeri adamlara kaybediyor. Niye artık tüfek var ve artık el 17 yıllık tüfek gibi değil yani. İyi de ateş ediyor. Hani Koba filmleri söylüyor da buradan 80 saat doldurmuyorsun artık yani. Rifle'lar çıkmış çat çat götürüyor herif. Dolayısıyla bir anda böyle Japonya'nın Çin'i işgal edebildiği, bütün Afrika'yı bir anda yani iklime takıldığı yerlerde bile çok az kuvvetle şey yapabildiği bir dönem Osmanlı'nın böyle bir dönemi yoktu ki. Osmanlı böyle bir kapasiteye ulaşmadı. Burada iki tane şey var. Eğer bu bir insan olsaydı işlemediği bir suçtan dolayı yapar demek ayıp olurdu ama biz burada Osmanlı şey için falan değil. Bir yaklaşım olarak biz a Abi materyalist bir, materyalistten böyle bu demek değil, açarsanız materyalist anlayışa sahip olan bir adam olarak yani felsefede de ona ilgi olarak yani maddeyle orada o tip kültürel faktörlerine ne kadar antropoloji bana sevsem de bu kadar büyük sonuçlar yaratabileceğini düşünmüyorum. Yani ki Osmanlıların da öyle bunlar da şey Budist değil ya sonuçta hani gaza maza var ideolojilerin. Ya da agresif bir emperyal anlamda emper onu diyebiliriz. Ama Osmanlı emperyalizmi dediği bir şey var Fahri Rıfkı'nın Çankaya'da ya da Zeytin Dağı'nda. O muhteşem bir şey söylüyor. Bir tane kadın Anadolu'nun ortasında diyor. Ahmet'im sizde mi diyor. Bu da içinden düşünüyor. Nereye gitti diyor. Bu tarafa gösteriyor. O, o göster tarafta diyor Yemen var. işte Irak var. işte Kars var. Erzurum var. Her yer orada diyor. Ben senin Ahmet'ini nereden bileyim diyemiyor tabi. Teyze Ahmet'ini kumarda kaybettik. Diyor. Yani o kumar dedi işte. Diyor ki biz Kütahya'daki adamı Yemen'e yolladık. Galicya'ya e yolladık. Osmanlı İmparatorluğu maksimum bu olur. Osmanlı'nın sömürüsü bu olabilir yani. Boyundan büyük. O da yani o savaşı vermiş ya. Galicya'ya e asker yollamış ya. Bu az hırslı bir imparatorluk değil karşımızdaki abi. Galicya'yı onu yollamış. Adamlar orada savaşmış. İşte eğer oradan bir şey çekilecekse böyle bindüketme solcusu gibi konuşturmam beni ama öyle hak. Oradaki dram Anadolu halkındadır yani. Hocam Osmanlı için şu söylenebilir mi ama bir de coğrafi keşiflerden falan sonra dünyanın ağırlık merkezi başka bir yere doğru kayıyor ya ve Osmanlı oraya coğrafi olarak ulaşmakta zorlanır. O temel temelleri olsa bile gerçekleştiremeyebilir Ya ama şöyle Japonya da öyle. Ya abi kendi içinde gerçekleştiriyor. Şöyle hmm. emperyal savaşları olur. Abi gider ne bileyim Etiyopya'ya çöker. Oradaki işte kahve mi, köle mi ne varsa orada gene yani o dörtten düşünerek onları alır. Orada işte hmm. ne bileyim bir ya buna benzer şeyler yapıyor. Ne yapıyor? İşte Cezayir'e korsan devleti kuruyor yani falan filan da. Hani o acımasızlıkla oraları harul kuruyor girişecek bir, onu meşru kılacak bir üretkenlik yok ki. Keşke o kadar fabrik olsaydı da. Yani Kütahya'dan Yemen'e giden çocuk bari öyle bir emperyalizmi, bari bir onun faydasını görseydik. Ama yapmaz diyemem. Ama yapmadı yani. O da bir gerçek. Hani ben kültürel emperyalizmle ilgili bir şey soracaktım. Yani kültürel emperyalizmi özellikle sömürge edilen yani ülkelere vermek için en iyi araç sinema mı yoksa başka bir araç mı? Şu anda bence sinema. Sinema ile beraber YouTube falan gibi yani medya. Tabii bu şeyle alakalı. Bak emperyalizmle ilgili kültürel emperyalizmle en büyük şeylerinden biri. Şimdi eskiden bu aynı geçen programda da konuştuk. burada da vardı. 18. yüzyılda kadar egzotikle karşılaştığında onu Çin, Osmanlı kendine denk sayardım ve ondan bir şey öğrenmeye çalışırdım. Bu Leibniz'de falan filan da vardır ya da Let Leitpersand, Montesquieu. Ama diyor. Osmanlı şey. yani Avrupa'yı baştan küçük görmüyor mu? Yani onlar? Osmanlı görüyor. Avrupalılar Osmanlı'dan Çin'den bir şey öğrenmeye razılar. Onu demek istiyorum. Ama sadece şey de değil. Avrupa'yla olan da ya da büyük medeniyetlerle değil. David Graeber'a göre yerlilerden bile yeri geldi mi? Avrupalılarla bir eşlik var. Egzotisizm var. Bu abondosu da komple gidiyor. 19. yüzyılda artık Çin bile yani istediği kadar o Çin hanedanının kültürü olarak önemli. 19. yüzyılda da yani çok komple kompleks bir yapı. Çatır çatır Pekin'e saldırıp alıyorlar hiç. Artık yukarıdan bakma. Artık onları bir küçümseme, Hatta İngiliz... ırkçılığa varan. Tabii mesela İngilizler işte şey tartışıyor ya Afrikalılar bunlar insan mı diyor mesela. Tabii, Tartışıyorlar tabii. kendilerinde. kendi aralarında. Tabii tabii çok şeyinde artık o işte o, o üretim ve silah üstünlüğü kültürel bir üstünlüğe de yol açıyor. Bununla beraber mesela oraya din adamı yolluyorlar. Ama siyahi papaz böyle 40 sene 50 sene kimse atamıyor mesela. İşte zaten o benim tartışmayla da alakalı adam diyor ki yani bunları bunları tebliğ edelim mi değer mi değmez mi? Yani hayvan kabileceksek bunu tebliğ etmemize gerek yok Buna Buna benzer bir şey nerede var? 16. yüzyılda Azteklerle ve ve inkalarla karşılaştıklarında var. Neden? Orada da çok büyük fark var. Orada da yani... Kılıç yok adamlarda. Yani sadece kılıç olmanın meselesi değil. Heriflerde bir devlet memlet diyoruz ya Öyle değil yani. Çok böyle bronz çağı toplumu gibi bir toplum o. Tam bilmiyorum şey nedir ama... Yani oraya gittikleri zaman çok farklı. Referans noktaları da çok farklı. Mesela Çin var. Tamam Çin bambaşka bir kültür ama oraya gittim mi gene ortak bir şey buluyorsun. Yani eski üç, eski kıtada Afrika, Asya, Avrupa arasında belli gidiş geçişler, geliş gidişler var. Belli huylar geçmiş. Ne bileyim fikir olabilir, huy olabilir, adet olabilir. Zaten o, o, oturmuş. Yani Çin'den pek çok buluş da alınıyor. Tabii zaten. buluş da alınıyor. Hani Çin'le Avrupa en uzak ya birbirine. O zaten mesela Hindistan'a gittim. Hindistan'ın Öğretim, ne bileyim Budizm'in Hürseyn'in üstünde etkisi var mı işte ne bileyim Müslüman, Müslümanlığın onun üstünde etkisi var işte ne bileyim kıyafetler orada gidiyor işte yiyecekler oradan oraya geçiyor hayvanlar savaş stilleri hepsini hepsi, en azından hepsi bir kere Moğol görmüş yani bu az bir ortak özellik değildir. Dünyada <laughs> bütün eski kıtayı bir araya getiren şey. Herkes bir ara Moğol görmüştür yani. <laughs> küreselleşme ile emperyalizm arasındaki farkın hangi ölçütler? E, küreselleşme bunun artık şey adı. Zaten küreselleşme emperyalizmi doğuruyor. Evet. Çünkü 1850'lerde 60'larda ilk kez artık Çirideki madenlerinde olan bir şey Filipinler'deki köylüyü de etkileyebiliyor. Bütün dünya yani bizim bu Wallerstein'cilerin falan işte dünya yavaş yavaş çıkıyor. Ne zaman çıktı bu diye ilk, ilk defa ticaretle bin yılında dünya birbirine bağlandı falan diye. E bu Cennet Ebelugot'un falan kitabında o öyle anlatır. Ama bu dönem artık dakikalık. Nasıl? Artık bugün Asya, 1997'de Asya'da kriz oluyor. Buraya da bir şey etkiliyor ya. Mesela tarım dışı istihdamı açıkladı Amerika. Biz burada ona göre dolar altın ne alacağız onu alıyoruz ya. Bana ne? Adam bir hissesi satıyor ona e, göre yani. Ya, ya, evet. ya da yok sen de işte annemle konuşuyoruz. Onu mu şey mi, bilmem ne, altın mı, şey mi? Yani tarım dışı istihdamı. Benim annem dereli ya. Tarım dışı istihdamı ne? Ama globalizm bu ya. İşte o bir anda hepsi birbirine bağlanıyor bir şekilde. Edgar Morin'in Dünya Vatan diye bir kitap yazıyor. Orada işte küreselleşmeyi övüyor. Çünkü Dünya Vatan kimliği diye ortak bir kimlik yarattı. Bunun hakkında ne Dünya Vatan musun? kimliğini ben şu zaman inanırım. Universal Basic Income'a geçerler. O zaman inanırım. Bu kültürel işlerle benim gözüm boyamasınlar. Arkadaşlar dünyadaki bütün problemlerin kaynağı ekonomi. Onu çözmeden bu böyle solculuğun da kültürel solculuk. Bu bir oksimorondur. Bu da ona geliyor. Dünyadaki bakın Amerika'da gelişmişsiz dünya. Bunda gelişsinden çok muzdarip bir adam değilim. Ağlamıyorum yani. Bana fark etmez arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi burada bu problem varken yok Dünya Vatan vatandaşıymış. Bana böyle şeylerle yani Peren ablanın kardeşi gibi gelmeyin. Bana ne kardeşim bunda? Çok basit bir şey var. Universal Basic Income makineleşme var. Robotlaşma var. ChatGPT çıktı. Bak şimdi tercümanlar ağlıyor. Biz işte buna tercüme ahlak değildir. Hayır abi ahlaksızlık olana değil. Yayın evi tabii yapar. Ahlaksızlık burada. Bu kadar insan işsiz kalacaksa bunlara bizim ortak bir gelir havuzundan bir şey sağlayabilir. Universal Basic Income olur. Ben globalleşmeyi çok severim. Tamam mı? Yoksa sevmem. Benim oradan gelecek bir paraya ihtiyacım yok. Hayatım önce de olmayacak. Çocuğum da olacağını zannetmiyorum. Ama adil olan öyle bir şey olabilir. O zaman bir globalleşme hayrını görürüm. Ekonomi hızlandır, hızlandır, hızlandır. Daha fazla insanı proleter, proleter, proleter İş gücünü el et, el et, elayın et. İnsanlar bir ev alamayacak konuma gelsinler. Sonra ortak kimlikmiş. Bana ne milletin kimliğinden? Ben kendi evimde internete bakarak bir şey yaşıyorum. Çok sağ. ChatGPT diye bir tane 20 sene sonra bu şey program yazdasın. Bir sürü ESG'nin hoşuna gidecek. Fenerbahçeli, Ankara güçlü. Ondan sonra EU4 oyuncusu. Şey olur. Ben bir hayal dünyasında yaşarım. Paradan konuşsunlar. Bunlar mevzu değil yani. Dünya bir tek kültür olacakmış. Ya da işte kültür. Enternasyonel falan alakası yok abi. Bak sizin bu parkalı köylüklerinden dolayı doğru düzgün konuşamıyorum ben ya. <laughs> Yemin ediyorum bıraktırdım artık. Bunun hiç solla sağla alakası yok abi. Çok basit bir şey. Böyle söylenir, solucu Hiç alakası yok. Normalde sen kapitalizm kapitalizmle gibi eşleri getiriyorsan bu illa solculuk olmak anlamında değil. Bir şey de söylüyoruz. Neli bizim birçok şeyi de başarmıştır. Tüketim toplumunun faydaları da vardır. Ama bir de adalet diye bir şey var. Arkadaş yani artık şuradaki kadar 50 milyon oldu. Dünyada kim kazanıyor bu parayı? Servet aktığını diye problem var. devletler yazdılar lan bunları. Benim okudum şey babam hiç gerçek olmaz zannediyordum. Çünkü çevredeki adamlar oralardan sesleniyor. Şeylerden Büyük Hiçbir de haberleri yokmuş. Aynen dedikleri gibi oldu adamlar Yani burada bir problem var. Bu problemden zarar çeken adam çıkıp buraya şey diyor işte. Vergi hırsızlık dedi. <laughs> vergi hırsızlık mı? Vergisiz ya vakit kabul Ya yani... <laughs> Dolayısıyla onun solla sağla alakası yok. Ha bunların böyle şey yok. Sen her formüle kendi yaşına göre. Demin konuşuyorduk ya. Mesela biz buradan önce konuşuyorduk. Dedik ki lan biz de muhafazakarlaştık falan filan. Böyle şey gibi konuşmaya başladım. Bir, İsam'dan bir hoca gibi konuşmaya başladım. Yaşla alakalı. Çocuğun oldun muhafazakar. Yani hayatta böyle temel doğru. Bu kadar felsefe kitabı şey yapılıyor. Şu kadar relativizm yapamıyor musunuz ya? Hayatta gerçek doğrular falan yok abi. Senin durumuna göre, e, sosyoekonomik durumuna yaşına göre bir şeyler var. Dolayısıyla bunun solculukla sağcılık ya temel noktalarda evet olabilir ama senin kapitalizmle, emperyalizmle ilgili herhalde pozitif bir görüş sunabilme ihtimalin var mı? Böyle bir salakça bir şey olabilir mi yani? Hocam e, Batı ülkelerinin bugünkü gelişmişliğinin sebebi emperyalizm midir? Abi sadece de öyle diyemeyiz ama bunun bir payı vardır. Yani ben Daran dediği şeyleri falan değerli buluyorum. Kendi içinde ki o kapitalist dinamiğinde bir şey var. Ama Avrupa belli şeyler ulaşmak için coğrafi keşifleri falan da yapmak zorunda olduğu için en başından beri bir agresif bir... Ama Osmanlılarda da vardı bu yani. Yani 18. yüzyılda sonuna geldiğinde Osmanlılar gelir olarak vergi toplayabilme kapasitesi olarak bunu ucuz borçlanma kapasitesi olarak falan İngiltere Fransa'nın çok kesinlikle bunun emperyalizmle alakası yok. Öncesinde o farklı da öncesinde açık öncesinde açık. Zaten ve şuradan da biliyoruz. Bu emperyalizm oyunu oynayamayan ülkeler, oynamayan Amerika. Yani çok az oynuyor. Ve pek oynayamayan Almanya. İngiltere'den daha hızlı büyüdü. Yani emperyalizm sonuçta çok para getirmedi. Bir yerden sonra şimdi bir koalisyon demiştik ya. Koalisyon yeni Burjuvalardaki finans çevreleri ve tekerleşmiş kapital yuventar, tekniğim hocam. Bu. Ondan sonra da, ondan sonra da şey, eski elitler ya, o eski elitler için işte savaş iyi bir şey mesela. Ve Pursuit of Power'da da gösteriyor, bir, biraz da savaş lazım. Çünkü savaş teknolojisindeki öncelik 5-10 senede verir İngiltere o 5 senelik öndeliği deniz teknolojisinde tamamlamak için inanılmaz yatırım yapıyor. Teknolojik olarak en başta kalmak çok zor. Pursuit of Power, William Buckley muhteşem bir kitap. Orada dam diye görüyorsun abi. Yani öndeyim falan yok. Sürekli para harcayacaksın. Yatırım yaptığı için o kapital de orada yatıyor. Boş. Yatıyor. Yeni şeyi de takip eder Bazen. Evet ve dolayısıyla mesela şey de alakası askeri asker hep savaş ister tarih boyunca. Niye orada? Yani bu elitlerin kendileri o ikisi de aynı yerde uydu ve bir yerden sonra mesela manasız emperyalizmler var İtalya'nın ki. Habeşistan ki yeniliyor ve Libya. Libya'da ne yapacaksın? Yani bir yerden sonra bir statü şey oluyor. Özellikle İngiliz şey, İtalya ve Almanya için. Ekonomik sayıkların dışına da çıkıyor. Yani sadece hiçbir yani ekonomi çok önem veren biri olmakla beraber hiçbir şey sadece de ekonomi olmaz. İnsanlar da o kadar robot değil. Sayılar arttıkça daha robotluğa yaklaşabilirler ama gene şey var. Birincisi o. Yani bizim de kolonimiz oluyor olacak? Biz kolonisiz mi kalacağız hikayesi? İkinci bir şey de sosyal emperyalizm diye bir kavram var. O da şu abi içerideki gazı alıyorsun. İçerideki gazı. Çünkü emperyalizm olduğu zaman kitleler bir anda milliyetçileşiyor. 1900'de çok güzel görüldü. E, sosyalistler Birinci Dünya Savaşı'na karşı çıkıp çıkmama konusunda sosyal demokratlar falan şeyde kaldılar. Amerika'da duman ettiler. O savaş alanına ufak reformlar yapıp internasyonel dağıldı onlar. Şey sonra Yücün işte. Devzi falan tutukluyorlar işte. Yani Amerika'da abi bu Türkiye'de enteresan. Aslında solcuların çok güzel örnekleri bulabileceği bir yer Amerika pek Amerika tarihi bilinmiyor. Hep kıta Avrupası tarihi biliniyor. Ve eğer şeyse bize benzerlikler olan yerler var o savaş döneminde fışık diye bastırıyor. Çünkü milliyetçilik yükseliyor. Demokratik şeyleri falan şey yapabiliyorsun. Ve enternasyonist bir hareket çat diye şöyle bir ikilemde kalıyor. Ulan biz enternasyonalistsek yani tabii işçi sınıfı var. E bir de Fransa var. Nasıl olacak? Her yerde ulusal şey daha baskın çıkıyor. Işte. Çıkmadığı yerlerde çünkü şey kaybediyorsun. Dolayısıyla bu tip bir şey de var. Ve şöyle argümanlar da var. İşte oradan gelecek parayla daha iyi bir şey yaşar falan. O, ve hayat standartı yüksek. Bu biraz yalan. There will be blood'la da konuştuk ya. Adam mesela köye giderken diyor ki ben buraya iş getireceğim, çocuklara okul açacağım. Filmin sonunda çocukların hepsi sahada gözüküyor. Öyle okula mı okula gitmiyorlar. Öyle refah da sağlamıyor mesela adam. Uzun etapta herhalde ya yani bu da çok zor bir tartışma. Mesela bak emperyalizmin geneli için çok güzel örnek Mısır örneğidir. Kirchner miydi? O mesela geliyor. Abi Mısır'da ne yapıyorlar? Mısır'da Hidiv'in eğitim sistemini darma mı? Çünkü Çünkü Hindistan'dan gelmiş. Hindistan'da da kıllanmış. Bunlar eğitim aldıkça özgürlük istiyor falan. Diyor ki ya kardeşim işte yol liman. Dolayısıyla öyle bir şey ortaya çıkarıyor. Öyle bir politika. Ve Mısır aslında çok geri getiriyor. Çünkü toplumlar insan kalitesiyle var olurlar. Mesela biz o anlamda gene avantajlı işte o yüzden o cumhuriyetin yüz isminde onu çok anlatmaya çalıştım. Yani orada hakikaten öyle ve yok işte abi. Yok o Mısır'da yok. Irak'ta yok. Irak'ta ilk 6 başbakanın beşi 5'i Osmanlı askeri yani. Dolayısıyla o Mısır'da onu görüyorsun yetişme. Ve Türkiye'nin de neden bazı yerlerde bir şey olmayacağını görüyorsun. Çünkü kardeşim senin yani hep aynı yere geliyoruz ya. Abi Almanya'da 62 milyonken Türkiye'nin nüfusu 13 milyon. <laughs> yani işte hep aynı önemli. Kayseri'den Kars'a yürümüş şey subay lan bu. Yürüyor yol yok. Mesela şey Halep'e bir şey gidecek ya oğlum şeyde falan boşal. Dağları kendileri geçiriyorlar. Bazı yerleri sonra açıyorlar. Yani tek bir tren yolu yok şeyden gidecek. Ankara'dan doğuya tren yolu zaten yok. Ama biraz şose yollar falan biraz yol var. Sonra yol varsa araba yok falan. Öyle İlk bir yer. Meclise gidenler zar zor gidiyor. Tabii borcu. yürüyen var. Yürüyen ölen mi ne var? Yürüyen var ya. Bir de seçilip haber olmayan var. Mesela seni seçmişler senin haberin yok. Hocam siz hiç bir insan sömürdünüz mü kendi hayatınızda? Aslanlarım var evet. <gülüyor> <gülüyor> Profesörüm lan ben nasıl olacak ki? Buralara nasıl geleceğiz arkadaşlar? Sömürmeden başarı olmaz diyelim. <laughs> Evet arkadaşlar historik böylece geri dönmüş oldu. Bir, bir, iki aydan sonra falan. iki, iki buçuk aydan sonra. Başka programlar istiyorsanız lütfen yüzyıl savaşları yazmayın ama ya. Böyle biraz zevkli. Bir konsept, mesela Osmanlı emperyalist miydi diye bir güzel konu olurmuş bu bölüm içine kapatık ama öyle şeyler söyleyin. Yapmaya çalışalım. Bir de benim anlamayacağım şeyler yok. Din tarihi falan ama anlamam yani. Ben bir dini tam olarak anlayamadım. 43 yaşına kadar tam hazmedemedim. Öyle bir de birbirine farka. Cari kurallarını yapamıyorken tarihini nasıl <laughs> Aa, ya Evet abi önce ben zaten o kadar efor sarf edecek olsam önce kendi CV'mi düzeltirim. <gülüyor> <Görüşmek> <gülüyor>